Merhaba arkadaşlar, ben Eren Okuşlu. Bu dersimizde Elementary 10, yani arkadaşlar Present Continuous, şimdiki zamanı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve diğer dersimizden farklı olarak biliyorsunuz orada Present Perfect Tense'i görmüştük arkadaşlar. Geçmişten başlayıp halen devam eden aktivitelerimiz çocuklar. Bakın şimdi sırada ne var? Present Continuous. Okay, Present Continuous arkadaşlar. Yani zaten bakın continuous isminde de belli oluyor. Şimdiki zaman arkadaşlar. Şimdi halen yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an başladınız. Şu an sürüyor arkadaşlar. Okay, şu an başladınız ve şu an sürüyor. Yani perfect'ten daha farklı. Perfect'te ne oldu arkadaşlar? Başlayıp devam ediyordu bakın. Burada şimdi yani şu an herkes veya karşınızdaki insan sizin yaptığınız şeyi idrak eder durumda arkadaşlar. O zaman diyoruz ki present continuous tense şimdiki zamana karşılık geldiğine göre arkadaşlar şimdiki zamana karşılık geldiğine göre bana şimdiki zamanı en fazla gösteren arkadaşlar bakın şimdiki zamanı bana en fazla gösteren ek nedir? Arkadaşlar tabii ki your ekidir bakın your. Çünkü şu an olan aktiviteyi arkadaşlar olayı gösterir bakın. Mesela ne yapıyorum? Ben şimdi ders anlatıyorum bakın arkadaşlar ders anlatıyorum. Çünkü ders anlatırım bakın geniş zamanlı bir uygulamadır. Bakın ben hep ders anlatırım demek present tense'dir. Ama ders anlattım derseniz sizin dününüzde kalmış olan bir aktivitedir. Yani geçmişte kalmış olan bir aktivitedir. Ama ders anlatacağım derseniz sizin geleceğinizi, yarınızı gösterir arkadaşlar. Atıyorum 4 saattir ders anlatmaktayım derseniz arkadaşlar perfect tense başladı. Halen sürüyor, devam ediyor bakın. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Ders anlatıyorum. Yani şu an başladım ve halen şuna kadar, yani şu noktada, şu dakikada ders anlatır, durumda olduğumu gösterir zamandır arkadaşlar. Okay. Şimdi buradan yola çıkarak, şimdiki zamanın, yani arkadaşlar present continuous tense'in formülü de şeklini, yani formülünü bir görelim bakalım nasıl arkadaşlar. En başta yine işi, olayı üzerine almış olan kişi arkadaşlar. Yani subject söz konusu arkadaşlar. Yani özneniz söz konusu bu arada arkadaşlar. Ondan sonra bakın bir tane bana be gerekiyor. Okey arkadaşlar bakın be gerekiyor. Yani am, is, are yapılarından bir tanesi arkadaşlar. Koymak zorundayım buraya ki bakın aklınıza kesinlikle şu gelmesin. Hani imzarın olduğu yerde işte fiilsizlik vardı, fiil yoktu gibi bakın böyle bir şey yok. Yine bakın fiili koymuyoruz. Fiilin sonuna zamanı götürür olan, yani zamanı gösterir olan bir tane yöreki getiriyorum ki zaten burada emizarı o bir zamana bağlamış oluyor. Okay? Yani aktiviteyi bakın emizar sayesinde yapmış. Yani artı bir tane fiil değil de fiil koyuyorum ve artı fiilin zamanını gösteriyor. Örneğine getiriyorum ki o zaten emizarın kendisini bir belli başlı bir zaman haline karşı getirmiş oluyor. Okay? Emizardan sonra karşısında peki niye 3 tane burada bölüm var? Çünkü özneniz tek ise is, çoğulsa are, I'sa yani bense am getirmek zorundasınız. Future'da kadar yani going to formunda olduğunun aynısı. Daha sonra arkadaşlar bakın ne yapıyoruz? Özne, yardımcı fiil geldi arkadaşlar. Artı bir tane ne yapıyorum? Fiil yani aksiyonumu, hareketimi gösteriyor. Bakın arkadaşlar verb anlamına gelen action'a koyuyorum. Peki bu yetiyor mu? Hayır yetmiyor bakın. Benim şimdiki zamana ait olan bölümü gösterir bir ek. Yani arkadaşlar ing ekini yani arkadaşlar ing ekini buraya getiriyorum ki o da bakın bana zaten your karşılığını yapan ektir arkadaşlar İngilizce'de. Okey. Neymiş demek ki? Özlem var, emizarım var, verb ing'im var bakın fiil yetmiyor. Sonra bir tane ing geliyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın ne yapıyorum? Yine çeviri sırasına göre artı bir tane varsa objem yani nesnemi koyuyorum. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Artı bir tane varsa şayet yani olmayabilir bir tane place yani yer söz konusu. Varsa arkadaşlar bir tane time yani yine zaman koymayı arkadaşlar sonuna unutmuyorum. Okey. Fakat yapmış olduğumuz ne arkadaşlar bizim? Kesinlikle pozitif yani olumlu cümle şekli şimdiki zamana sizin şimdi yaptığınızı getirir, yani gösterir zamana ait olumlu cümle şekli. Peki ben cümlemi olumsuz yapmak istiyorum dersek arkadaşlar. Nasıl yaparız? Bakın çok kolay. Artık bunu öğrenmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyorsunuz? Başta subject yine bir özne söz konusu. Ondan sonra biliyorsunuz olumsuzluğu her zaman yardımcı fiiller üzerinden takip ediyoruz. Yani yardımcı fiil kullanmaksızın olumsuz cümle yapmıyoruz. Bir yardımcı fiil
Artı arkadaşlar bir tane not'la beraber ne yapıyorum ben cümlemi? Negatif yani olumsuz biçime sokmuş oluyorum arkadaşlar. Yine am, is, are yapısı bakın getiriyorum başta arkadaşlar. Ondan sonra artı olumsuzluğu gösteriyor arkadaşlar. Örnek bakın not geliyor. Bakın not, özne, emizar, not. Artı arkadaşlar kesinlikle fiil yapımı değiştirmiyorum bakın. Yani biliyorsunuz belli başlı zamanlarda fiil işte birinci hali geliyor, ikinci hali geliyor arkadaşlar. Bakın burada böyle bir şey yok. Kesinlikle olumlu, olumsuz, soru. Tüm cümle, yani tüm cümle yapılarında bir fiil ve ing formu arkadaşlar kesinlikle unutulmuyor. Bundan sonra arkadaşlar aynı şekilde yine varsa nesne, varsa bir tane yer, varsa bir tane zaman söz konusu. Okay. Yani not demek ki cümlemi benim olumsuz hale getirdi. Yine görüp ing takibi yapmak zorundayım ne olursa olsun. Yani diğer biliyorsunuz cümle şeklimizde question yani soru cümlesi formatıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz Chrome'da arkadaşlar burada soru yaparken bunları yani yardımcı fiil arkadaşlar en başa aldığımızda matematik cümle ne oluyordu? Soru haline gelmiş oluyordu. O zaman şunu diyebilir miyim? Ben başa emizler alırım. Artık gerçekten subject yani öznemi koyarım. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Öznemi koyarım. Ondan sonra bakın bu buraya geldi. Bu yerine kaldı arkadaşlar. Sıradan ama bakın olumsuz yapmayacağım. Bakın fiilin kendisi yani verb ing arkadaşlar. Ondan sonra varsa bir tane object. Nesne ve arkadaşlar aynı şekilde yer veya zaman olarak bakın yapayım, devam ediyorum arkadaşlar. Peki soru kelimesi gelirse bir what, which, when gibi arkadaşlar bakın what, when, where gibi soru kalıpları gelirse ne yapacağım arkadaşlar? Bunları da cümlenin en başına arkadaşlar alarak yani şuraya alarak daha sonra yardımcı fiil işte özne fiil şeklinde devam etmek zorunda arkadaşlar kalacağım. Yanlış anladın? Evet. Peki, şimdiki zaman demiş olduğum yörekini gösteremez zamanla arkadaşlar hangi zaman terimini kullanabilirim? Onlara bir göz atalım şimdi bakın. Diyorum ki time expressions arkadaşlar. Okay. Yani zaman zarfları, zaman terimler anlamına gelen bölüm arkadaşlar. Yani bana şimdiyi gösterir. Sizin bildiğiniz en büyük ek nedir? Yani zaman terimi arkadaşlar. Tabii ki şimdi bakın. Yanına kadar bakın now. Okay. Bakın şimdi bunun gibi arkadaşlar şimdi şu anda okay, anlamına gelen arkadaşlar bakın. Yani şimdi şu anda zaten şimdi gösteren ektir bakın. Ne olabilir? Now at the moment arkadaşlar. At the moment bakın. Now at the moment bakın. At present. Okay. Now at the moment at present arkadaşlar. Veya bakın currently. Okay. Bakın now at the moment at present. Currently veya arkadaşlar bakın ne olabilir? Today. Bakın yani bugün bakın. Bugün söz konusu. Today. Bunun haricinde bakın arkadaşlar. This week. Bakın. Bu hafta kullanabilirsiniz. Veya bakın. This year arkadaşlar. Bu yıl yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde bakın. Yakın gelecek zaman arkadaşlar bakın. Yakın gelecek zaman ne olur bakın arkadaşlar burada arkadaşlar. To night arkadaşlar bakın bu gece kullanabilirsiniz bakın tonight yani demek yakın geleceği de ben önümdeki kısa bir zamana da present continuous arkadaşlar şimdiki zamanla ifade edebiliyormuşum yani illa ki şimdi olması gerekmiyor bakın bu hafta bu yıl işte bu gece bugün kullanabiliyorsunuz okay yani bakın arkadaşlar now at the moment at present current arkadaşlar bak şurada 1 2 3 4 tane arkadaşlar zaten şimdiyi veriyor okay. Şimdi, şu anda manasına geliyor arkadaşlar. Hepsi bakın. Şimdi, 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 şu anda. Yani hepsi aynı manada. Today arkadaşlar biliyorsun arkadaşlar bugün demektir. Today, bugün manasına geliyor. This week, arkadaşlar bu hafta. Ha? This year, bu yıl. Tonight arkadaşlar, o da bu gece. Bu gece yani tonight, önümüzdeki gece. Manasına geliyor. Onu şimdiki zamanla beraber yakın gelecek olarak kullanabiliyoruz. Okay. Evet.
Şimdi o zaman bakalım örneklerini de şimdi birer birer. Ben şu an öğretmenimi dinliyorum cümlesi arkadaşlar. Ben şu an öğretmenimi dinliyorum. Cümlenin sonuna geldiğim zaman zaten bana orada arkadaşlar birçok şeyin anahtarını veriyor bakın. Cümlenin olumsuzluğunu, olumluluğunu, tekilliğini, çoğulluğunu arkadaşlar, zamanını bakın. Onun haricinde aktivite var mı yok mu bakın hepsini burada görebiliriz sırayla. Şimdi dinliyorum dediğime göre bakın arkadaşlar. Benim buradaki kim nedir? Your arkadaşlar. Peki your beni nereye götürür? Bakın arkadaşlar ing formatı. Yani şimdi ya bölüm bakın diyor. Demek ki olay şimdi oluyor arkadaşlar. Bakın bunu ben neden anlıyorum? Şuradan bakın. Şu an arkadaşlar şimdi manasına gelen bölümdü. Okey. Demek ki ben ne yapacağım onu? Bu cümleyi arkadaşlar şimdi de yapacağım. Yani continuous tense çerçevesinde yapmak zorundayım. Peki kim dinliyor? Arkadaşlar ben dinliyorum. Yani I. Cümlem olumlu olumsuz soru arkadaşlar. Bakın pozitif, olumlu cümle. Peki özlem I olduğuna göre... Benim onunla beraber takip edeceğim yardımcı fiil nedir arkadaşlar? Tabii ki am. Okay. Her zaman I am. I am arkadaşlar. Ondan sonra formüle göre ne vardı? Bir tane fiil ve fiilin sonuna arkadaşlar your yapan ing ki gelmek zorundaydı değil mi? I am arkadaşlar. Peki buradaki fiil ne? Bakın listen to arkadaşlar. Yani bir şeyi veya birini dinlemek fiili bakın. O zaman yazıyorum. I am. Listen diyorum arkadaşlar. Peki böyle yetiyor mu? Yetmiyor. Bana bir tane ing gerekiyor bakın. I am listening diyorum arkadaşlar. Değil mi? I am listening bana ne yaptı? Your 2'ni verdi. I am listening to. Ya dinliyorum. Peki kim dinliyorum? Bak arkadaşlar şimdi ne var sırada? Obje yani nesne var. Öğretmenim arkadaşlar. Kimin öğretmeni? Benim öğretmenim. Yani my arkadaşlar. Benim de. Bakın my öğretmen arkadaşlar. Teacher. Peki yer var mı? Yer yok. Zaman var mı? Evet var bakın. Şu an arkadaşlar. Yani şimdiyi veriyor. At the moment arkadaşlar. Kullanabilir miyim? Evet. Kullanabilirim. Veya ne olur mu? Ne olur arkadaşlar. Veya currently kullanabilirsin arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. I am listening to my teacher at the moment. Teacher'ımı tamamlıyoruz. Okay. Şöyle diğer bir örneğimiz. Annem şu an alışveriş yapmıyor. Okey. Annem şu an alışveriş yapmıyor. Fiil bakın. Fiil cümlesi. Hangi zamanda bakın? Son kelimeye geliyorum. Orada bir tane arkadaşlar your ekini görüyorum. Doğru mu bakın? Your ekini arkadaşlar. Your beni neye götürüyor? Tabii ki ing arkadaşlar. Bir ing nerede? O da arkadaşlar continuous'ta yer alıyor. Demek ki ben şunu yani present continuous içerisinde bu cümleyi takip ediyorum arkadaşlar. Peki kim yapmıyor alışveriş arkadaşlar? Annem. Okey kimin annesi? Benim annem. My mother. Okey. Peki benim annem arkadaşlar yapmıyor derken olumlu mu yoksa olumsuz cümlem var? Bakın negatif yani olumsuzluk söz konusu. O zaman ne yapıyorum? Tekil şahıs bakın. Bakın bir tane annem benim. İzliyorum. Bunu bir kere ne yapıyorum arkadaşlar? Not'la birleştiriyorum bakın. Siz bunu isterseniz isn't şeklinde tamamlayabilirsiniz. Bir şey fark etmez. My mother isn't veya is not bakın. O zaman sırada ne var? Artı bir tane fiil. Fiilin sonuna arkadaşlar ing koymak zorunda. Peki alışveriş yapmak ne kadar İngilizce'de? Do bakın arkadaşlar. Do yetiyor mu? Yetmiyor bakın. Bir tane de ink geliyor. My mother is not doing shopping arkadaşlar diyorsunuz. Okay. Ve cümle tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Okay bakın. My mother is not doing shopping. Okay. Peki yer veya zaman var mı arkadaşlar? Yer yok. Peki zaman var mı? Ya bakın var. O zaman ne yapıyorum? Örneğin buraya arkadaşlar bir tane now getirebilirim. At the moment'da koysam sorun olmaz. Current'le gelebilir. Hiçbir şekilde arkadaşlar sorun olmaz burada. Okay.
at the moment veya da sonuna currently. Bunlara bir tanesi rahatça gelebilir. Okay. So bir diğer örneğimiz. Mike bu gece Jane ile akşam yemeğine gidiyor mu? Bakın gidiyor mu? Soru cümlesi arkadaşlar. Bakın gidiyor mu? Soru cümlesi. Cümleye geleneğine baktığım zaman bakın bu gibi ifadesi var arkadaşlar. Bu beni neye götürebilir bakın? İki tane zamana götürebilir. Bir tanesi future arkadaşlar. Yani gelecek zaman. Bir tanesi de continuous tense. Yani şimdiki zaman. Çünkü biliyorsunuz şimdiki zaman ne yapıyorum? Yakın. Bakın yakın. Gelecek zaman. Sonuçta bu gece yakın bir gelecek zaman olduğuna göre kullanabiliyorum arkadaşlar. Peki gidiyor mu diyorum. Bakın bir tane yöreki var. Ne yapıyorum? Bir kere present continuous düşünüyorum arkadaşlar. Beni ING'ye götürdü. ING ne yaptı arkadaşlar? Continuous yaptı. Peki gidiyor mu dediğim kişi kim? Kim gidiyor mu? Mike arkadaşlar. Mike. Mike bu gece Jane ile akşama gidiyor. Peki cümlem olumlu musun soru? Ya bakın. Question. Yani soru cümlesi söz konusu olduğuna göre. Ben de ne yapıyorum bu kuralda? Yardımcı fiil alıyorum başa. Ondan sonra ne yapıyorum? Cümle kuruyorum peki. Benim özüm arkadaşlar Mike olduğuna göre Mike tekil ve çoğul bir nesne öznedir arkadaşlar. Tabii ki tekil. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar bunu? İzle, takip etmiyor muyum? Evet. Soru arkadaşlar bakalım. Soruysa ne yapıyorum bunu? En başa alıyorum. O zaman diyorum ki is, ha? Is Mike arkadaşlar. Ondan sonra ne gerekiyor? Bir tane fiil gerekiyor. Bakın. Gitmek. Yani go arkadaşlar. Go fiil itiyor mu? Hayır gitmişe bakın. Yo yapmam lazım. ING arkadaşlar. Is Mike going? Bakın. Ne diyorum arkadaşlar? Akşam yemeğine. Bakın bir yönelme söz konusu arkadaşlar. Yani EA var. Going to. Arkadaşlar peki nedir akşam yemeği? Dinner. Is Mike going to dinner? Bakın arkadaşlar oldu. Bakın Jane ile söz konusu. Bakın bir ile var. Yani with. Bakın şey ile yapıyor. Is Mike going to dinner with bakın Jane. Bakın yer var mı? Yer yok. Peki zaman var mı arkadaşlar? Var bakın bu gece arkadaşlar. O da ne diyorum? Tonight diyorum. Ve bakın bu şekilde cümlem tamamlanıyor. Yani soru cümlesi. Şimdiki zaman haydi arkadaşlar soru cümlesi bu şekilde tamamlanmış oluyor. Okay. Good. So bir diğer örneğimiz. Ben seni çok özlüyorum. Cümlesi arkadaşlar. Okay. Ben seni çok özlüyorum. Bir tane bakan yor gördüm arkadaşlar. Demek ki şu an ben bu fiilin arkadaşlar içerisindeyim. Yani şu an ben onu yapıyorum. Okay. Peki soruyorum. Kim özlüyor? Bakın özlüyorum arkadaşlar. Tabii ki ben. Okay. Aynen arkadaşlar. Cümlem olumlu musun soru? Pozitif arkadaşlar. Şu an çünkü özlüyorum bakın. I love it'e konulan ne arkadaşlar yardımcı fiil? Tabii ki am'di. I am arkadaşlar. Peki fiilim ne? Özlemek. Yani arkadaşlar nedir o da? Miss fiili. Ha? I am miss. Peki yetiyor mu bu? Yetmiyor. Şimdi bakın ne gerekiyor bana? Your. Yani bir tane ing koymam gerekiyor. O zaman diyorum ki I am missing. Bakın I am missing. Peki zaman var mı? Zaman yok. Peki yer var mı? Bakın o diyor arkadaşlar. Peki nesne var mı? Evet var bakın. I am missing kimi? Seni arkadaşlar. I am missing you. Bakın arkadaşlar çok. A lot diyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Eğer cümlede fiil varsa çok gerek. Bakın very kullanmıyorum. Okey arkadaşlar. Ne yapıyorum biliyorsunuz? Bir tane a lot kullanıyorum. O şekilde cümlemi tamamlıyorum. Anlamı çok arkadaşlar. Biliyorsunuz very çok demek ama nedir arkadaşlar nesneleri konuşuyoruz bakın bunu. Ama cümlede fiil varsa ne yapıyorum? A lot şeklinde
takip ediyorum. I am missing you a lot. Yer ve zaman alışverişi sonunda hiçbir şey koymuyorum. Okay? Mesela bir diğeri. Onun babası. Balık tutmaya gidiyor arkadaşlar. Okay. Onun babası balık tutmaya gidiyor. Bakın arkadaşlar yorulu bir cümle. Demek hangi zamanda arkadaşlar? Bakın present continuous tense bana ne getiriyor arkadaşlar? ING kullanmamı öneriyor değil mi? Peki soruyorum arkadaşlar kim balık tutmaya gidiyor? Bakın onun babası. Ha? Onun babası arkadaşlar. O zaman ne diyebilirim? His diyebilir miyim? Evet arkadaşlar. Peki her diyebilir miyim? Bakın ona diyeyim. Çünkü bakın bu baylar için ve bayanlar için arkadaşlar söz konusu. His veya her bakın babası. Father arkadaşlar. Her father bakın. Peki onun babası tekil mi çoğul mu? O zaman tekil arkadaşlar. Peki am, is, are hangisi gelecek? Tabii ki arkadaşlar is. Cümle peki arkadaşlar olumlu olumsuz soru. Pozitif o zaman not'a gerek var mı? Yok bakın. Her father is bakın diyorum ki gidiyor arkadaşlar. Gitmek fiil neydi? Go. Bakın go yetiyor mu? Hayır. Bana ing gerekiyor. Going. Bakın arkadaşlar. Peki go'dan sonra bakın balık tutmaya arkadaşlar. Balık tutmaya. Go'dan sonra bir fiil geliyorsa benim bakın ne yapmam gerekiyor? Bakın onun sonuna I got like gibi bir tane ing koymam gerekiyor. Her father is going. Bakın ne diyorum? Fish arkadaşlar bakın. Hem balık. Hem balık tutmak bakın manasına geliyor. Bakın bir de ne yapıyorum? Fishing diyorum arkadaşlar. Bunun kuralı şu. Go. Bakın işte artı fiil varsa bir tane arkadaşlar o fiilin sonuna ing yani ink takısı getirmeyi unutmuyorum. Her father is going fishing arkadaşlar. Bakın bir ing burada var. Bir burada var arkadaşlar. Buradaki ing continuous yordan geliyor arkadaşlar. Bu ING'de go kullandım diye bir tane geliyor. Okay? Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Evet. Şimdi diğer bir örneğimiz. Okay. Benim patronum şu an sekreterimiz ile konuşuyor cümlesi arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Yorick yine merak bakın görüyorum en son kelimede. Demek ki bana neyi götürüyor? ING'ye gitmemi sağlıyor benim bu. Ondan sonra bakın diyorum ki demek ki ING varsa cümlede arkadaşlar ben bunu present continuous tense ile düşüneyim diyorum. Bakın peki ile konuşuyor arkadaşlar. Kim konuşuyor? Benim patronum arkadaşlar. Bakın ne diyorum? My boss arkadaşlar bakın boss nedir? Patron. Bu ne arkadaşlar İngilizce'de okay. My boss. Peki my boss tekil mi çoğul mu? Bakın tekil bir tane yani is söz konusu. Peki cümlem olumlu olumsuz soru? Bakın olumlu demek ki nasıl gerek yok. My boss is. O zaman artı bakalım fiilimi koyuyorum. Speak arkadaşlar. Peki speak yetiyor mu? Hayır. Çünkü bakın bana tane ayrıca your gerekiyor. Diyorum ki is speaking arkadaşlar. Peki birisiyle konuşmak neydi arkadaşlar? Her zaman speak to arkadaşlar. My boss is speaking to. Bakın konuşuyor arkadaşlar. O sırada şimdi ne var? Zaman var mı? Bakın şu an zaman var arkadaşlar. Peki yer var mı? Yer arkadaşlar yok. Peki arkadaşlar nesne var mı? Evet var bakın. Sekreterimizle arkadaşlar. Okay? Sekreterimizle. Yani our bakın secretary. Okay, okay. My boss is speaking to our secretary. Bakın, peki zaman bakalım var tabii. Bakın ne yapıyoruz? Şu an, at the moment. Arkadaşlar, diyoruz okay. My boss is speaking to
our secretary at the moment. Şu an konuşuyor arkadaşlar. Söz konusu ing'yi bakın unutmuyoruz. Speak to da her zaman birisiyle konuşmak manası arkadaşlar geliyor. Okay? Sonra bir diğer örneğimiz. O şimdi hesap yapıyor cümlesi arkadaşlar. O şimdi hesap yapıyor diyorum arkadaşlar. Ne var? Bir yöreki bakın. Ne yaptım arkadaşlar? Bu beni ing'ye götürmüş oldu. Bakın bu da ne yapıyor arkadaşlar? ING'de present continuous'tense götürüyor. Diyorum ki hesap yapıyor. Peki kim hesap yapıyor? O. Yani bakın ona she diyelim bu sefer. She arkadaşlar. She tekil mi çoğul mu? Tekil. O zaman bir tane is koyuyorum. Bakın she is. Peki olumlu mu soru? Bakın pozitif. Olumlu cümle arkadaşlar. O zaman ne gerekiyor? Fiili koyup sonunda ne yapacağım arkadaşlar? ING geçeceğim. Peki hesap yapmak. Arkadaşlar fiil İngilizce'de bakın. She is do arkadaşlar bakın yapmak. Ne yapıyorum? She is doing. Bakın hesap şimdi de. The accounts. Okay. She is doing the accounts. Hesaplara bakın ne var bir de? Şimdi söz konusu. Bakın sonuna now arkadaşlar koyduğum zaman cümle tamamlanmış oluyor. Ne var? Be koyduk yani elimizden bir tanesi. ING geldi arkadaşlar fiille beraber. Ondan sonra bakın bir de now ile eşitlikle cümlemiz otomatikman present continuous şimdiki zaman haline geldi. Ve diğer bir cümlemiz. Onlar bugün tenis oynuyorlar mı? Okay. Onlar bugün tenis oynuyorlar mı? Cümlesi bakın. Onlar bugün tenis oynuyorlar mı arkadaşlar? Ne diyoruz bakın? Bakın bir mı görüyorum. Bir question yani soru söz konusu. Peki ben bir kadar your görüyor muyum? Bakın your yani ING kadar söz konusu. O zaman hemen ben özne bulabilir miyim arkadaşlar? Bulabilirim. Kim oynuyor bakın arkadaşlar? Onlar. Peki onları hemen başa alacak mıyım? Hayır arkadaşlar. Çünkü cümle soru olduğu için alacağım önce yardımcı fiilden bir tanesini başa arkadaşlar alacağım. Bakın buraya onlar diyorum arkadaşlar. Peki burada başa gelecek olan şey nedir? Am, is, are. Tabii arkadaşlar bakın are. Niye? Çünkü değil arkadaşlar çoğul bir özne. Bakın is gelmez tekil veya am gelmez çünkü I değil. Are değil arkadaşlar. Ondan sırada ne var? Verb ing yani fiil ve çok az sonra ing geliyor. Are they yani bakın ne diyorum burada? Oynamak fiil arkadaşlar. Yani play. Are they yani play diyorum. Ve artı bir tane arkadaşlar ing geliyor. Are they playing? Bakın ne var? Burada bir nesne var. Tennis. Tenis. Bakın ne zaman arkadaşlar? Zaman terim var mı? Var. Bir dakika yer var mı? Bir arkadaşlar şey yapalım. Are they playing tennis? Bir dakika yer var mı? Yer yok. Bir dakika zaman var mı arkadaşlar? Var bakın today. Yani bakın buraya kadar bugün yazıyorum. Ve cümlem yani şimdiki zamanlı soru cümlesi haline gelmiş oluyor. Are they playing tennis today? Okay. Good. Ha diyorum ki biz şimdi okulumuzun eski duvarlarını boyuyoruz. Okay. Biz şimdi okulumuzun eski duvarlarını boyuyoruz diyorum arkadaşlar. Bir yor söz konusu mu? Evet. O zaman ne yapıyorum? ING formatıyla yani continuous'la ben bu cümleyi
takip etmek zorundayım. Peki arkadaşlar kim boyuyor? Bakın boyuyoruz diyorum. Okay, biz. Yani we arkadaşlar. Cümlemiz olumlu olumsuz soru. Ya bakın ne yapıyorum? Pozitif yani olumlu bir cümle arkadaşlar. Peki we'den sonra kullanacağım benim continuous tense formülüne göre yardımcı arkadaşlar am midir, is midir, are mıdır? Ya tabii ki bakın are. Bakın çünkü çoğul bir özne arkadaşlar. We are diyorum. Ondan sonra artı ne gerekiyor burada bakın. Verb, ing. Yani arkadaşlar bir tane fiil ve ing gerekiyor. Peki cümledeki fiil nedir arkadaşlar? Tabii ki en sondaki bölüm cümlenin her zaman fiilidir. Yani arkadaşlar bakın boyamak. O nedir arkadaşlar peki boyamak? Paint. Değil mi arkadaşlar? Diyorum ki we are paint. Arkadaşlar. Peki we are paint yetiyor mu? Hayır arkadaşlar. Şimdi ne gerek var? Boyuyoruz diyorum. Bakın yani bana your gerekiyor. We are painting. Okay. Bakın boyuyoruz şimdi. Okay. Yer var mı arkadaşlar? Okay. Yer yok. Peki arkadaşlar zaman var mı? Var bakın şimdi arkadaşlar. Peki nesne var mı? Bakın tabii ki var. Okulumuzun eski duvarları. Bakın bizim nesnemiz burada. Peki kimin okulu? Bakın bizim okulumuz. Yani we are painting our. Bakın bizim. Okulumuzun diyeceğim arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Our school arkadaşlar. Biraz okul demektir. Peki bu ne oldu? Bizim okulumuz arkadaşlar. Ben ne diyorum ama bizim okulumuzun diyorum bakın. Yani sana aitli söz konusu. Our schools arkadaşlar biliyorsunuz ne yapıyordu burası? Nin arkadaşlar yapıyordu değil mi? We are painting our schools. Okulumuzun bakın ne arkadaşlar? Eski duvarları bakın. Yani old arkadaşlar biliyorsunuz eski demektir. Old. Bakın duvarları arkadaşlar. Bakın wall nedir? Duvar. Peki duvarlar ne oluyor arkadaşlar? Bakın bir tane S takısı buraya geliyor. Kesinlikle bakın ikisini karıştırmayın. Bu virgül S nın yapıyor. Bakın bu S arkadaşlar ler yani çoğullaştırıyor. We are painting our schools okulumuzun old eski duvarlarını arkadaşlar. Peki yer var mı? Yok. Zaman var mı arkadaşlar? Var tabii ki. Bir tane ne yapıyorum? Sonuna nam atarak cümlemi tamamlamış oluyorum. Understand? Evet. Ya diyorum ki baban bu gece seninle evde kalıyor mu cümlesi arkadaşlar. Okay. Hatta diyelim ki galiba diyelim ki bakın şöyle yapalım. Baban niçin okay. Baban niçin bu gece seninle evde kalıyor diyelim arkadaşlar. Bakın ne yapalım? Kalıyor. Böyle daha güzel bir soru cümlesi oluşturalım. Diyor ki bakın kalıyor. Bana ing yaka verdi mi? Verdi bakın yor iki. Demek ki nedir? Continuous tense arkadaşlar söz konusu. Diyorum ki peki kalan kim? Kim kalıyor? Bakın baban arkadaşlar. Kim babası? Senin baban arkadaşlar. Bakın senin baban. Yani ne diyorum? Your father arkadaşlar. Peki cümlemin soru cümlesi olma münasebetiyle benim en başa alacağım bakın bir şeyler var mı? Tabii ki var. Ne yapacağım? Yardımcı fiil başa geçecek. Artık bakın neyi var bilmenin için yani why soru kelime var biliyorsunuz. Her zaman why yani WH arkadaşlar. What, which, when soru her zaman cümlenin en başına gelmek zorunda arkadaşlar. O zaman alalım en başa. Bakın why diyorum. Peki arkadaşlar araya ne gelecek? Sizin öznenizin tekiline çoğulluğuna bağlı olarak buraya am, is, are yapılan bir tanesini ben koymak zorundayım arkadaşlar. Çünkü bakın why soru kelimesi. Why hiçbir zaman cümleye karşı kendi başına soru yapamaz. Okey yani why koydum işte benim soru olsun diyemezsiniz arkadaşlar. Muhakkak artı bir tane yardımcı fiile ihtiyacınız vardır arkadaşlar. Peki senin baban tekil mi çoğul mu? Ha, tabii ki tekil bakın. Yani ne yapıyorum? Is. Arkadaşlar, bakın buraya eleştiriyorum. Why is your father? Niçin senin baban arkadaşlar? O zaman sırada ne var? Bakın fiil ve ing arkadaşlar. Yani arkadaşlar kalmak fiili. Stay arkadaşlar yetmiyor. Bir tane ne yapıyorum? Ing koyuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz stay kalmak fiilidir. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Your. Bakın kalıyor yaptı. Why is your father staying? Bakın baban niçin bu gece? Seninle arkadaşlar. Bakın seninle var.
Bakın evde var arkadaşlar ve bu gece var arkadaşlar. Demek ki hem yer var, hem zaman var, hem nesne var arkadaşlar. O zaman çeviriyor ve ne yapacağım? Bakın önce nesneyi alacağım, sonra yeri alacağım, sonra zaman arkadaşlar. O zaman diyorum ki seninle, bakın, why is your father staying with you arkadaşlar. Bakın senin ile yaptı. Okay. Ne yaptım şimdi ben? Object, yani nesneyi koymuş oldum. Peki arkadaşlar buradaki yer nedir? Bakın evde arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman evdeyi ben ne yapıyorum? At home. Arkadaşlar bakın her zaman ne olacak? At home olarak kullanmak zorundayım. Peki zaman var mı arkadaşlar? Var, bakın bu gece. Yani arkadaşlar tonight. Arkadaşlar dediğim zaman bakın cümlem benim ne olmuş oluyor? Bir tane soru cümlesi hala gelmiş oluyor. Why is your father staying with you at home tonight? Değil mi? Niçin bu gece seninle baban evde kalıyor? Demek bakın, bu saatten sonra sizin your'la artık her türlü cümleyi kurur vaziyette olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani sonuçta sadece your'a bakacaksınız. Ondan sonra eğer soruyorsa en baş alacaksınız. Olumsuzsa not. Bakın veya da olumluysa imzaları koyup verb ing ile beraber cümleyi takip ediyorsunuz. Okay? Yani buradan anlıyoruz ki sizin bu saatten sonra tek sorununuz arkadaşlar kelime sıkıntınız var değil mi? Yani eğer kelime sıkıntınız varsa da ne yapıyoruz bakın? Bir tane sözlük alıyoruz elimize. Okey. Yani dilinizi geliştirene kadar sözlük yardımıyla arkadaşlar her türlü bakın geçmiş zamanda, şimdiki zamanda, gelecek zamanda arkadaşlar veya perfect tense'de siz artık her türlü cümleyi kurur haldesiniz. Sadece bir tane sözlük alıp sözlükten o anahtar kelimeyi bulmak önemli olan şey. Okey. Evet. Bir diğer cümlemiz. O şimdi bilgisayar oyunu oynuyor cümlesi arkadaşlar. O şimdi bilgisayar oyunu oynuyor. Okey? Arkadaşlar oynuyor. Hangi zamanda? Bana your 2 ing verdiğine göre present continuous tense söz konusu. Peki kim oynuyor? O. Okey. Cümlem olumlu olumsuz soru. Bakın pozitif yani olumlu cümle arkadaşlar. O zaman he diyorum. He. Tekil çoğul arkadaşlar. Çoğul. Bakın not'a ihtiyacım var mı? Yok çünkü cümle olumlu cümle arkadaşlar. Artı ne gerekiyor? Verb ing yani fiil ing. Yani oynamak fiili. Bakın sonuna ing getiriyorum. Yani play. Bakın ing yaptım. Ne oldu? Playing oldu. He is playing arkadaşlar bakın. Peki yer var mı? Yok. Bakın, zaman var mı? Bakın var şimdi. Peki nesne var mı arkadaşlar? Var bakın bilgisayar oyunu arkadaşlar. Peki bilgisayar oyunu tekil mi yoksa çoğul bir ifade midir? Ya, tabii ki bakın tekil ifade. Peki ne oluyor İngilizce'de arkadaşlar? Eğer bir şey tekilse muhakkak oyunun arkadaşlar yani tekil bir nesne ise biz buraya bir yazmasak bile oyuna bir tane bir yani e gelmek zorunda. He is playing e arkadaşlar bakın. Çevirisinde bakın yukarıda kadar Türkçesinde bakın e yok. Ama siz muhakkak koymak zorundasınız. Olsa da olmasa da. He is playing A arkadaşlar. Bakın ne oynuyor? Bilgisayar oyunu diyeceğim bakın şimdi. Yani computer. He is playing a computer arkadaşlar. Bakın bilgisayar oyunu. Yani arkadaşlar game. Okay. He is playing a computer game arkadaşlar. Yer var mı? Yok. Peki zaman var mı arkadaşlar? Var şimdi. Ve now diyorsunuz. Cümle bu şekilde sonlanıyor. He is playing a computer game now. Okay. Evet arkadaşlar bir diğeri. O şimdi annesini ziyaret etmek için Ankara'ya gidiyor cümlesi arkadaşlar. Okay. O şimdi annesini ziyaret etmek için Ankara'ya gidiyor. Evet. Hemen bakın yoru gördüm. Bir tane ing bölümü arkadaşlar söz konusu doğru mu? Bakın ing.
Ne yapıyorum o zaman? Continuous tense seçebesini de cümleye bakarak takip ediyorum. Peki Ankara'ya giden kim? O. Okay. He diyelim. He. Peki cümleye bakarak olumlu olumsuz soru? Yani pozitif. Demek ki bir tane not gerekmiyor burada arkadaşlar. Cümleye bakın öznesi tekil olduğuna göre am, is, are'dan hangisi gelecek? Tabii ki is. Okay. Ondan sonra ne yapıyorum? Verb ing. Gitmek fiili ve your arkadaşlar. He is. Bakın going. Okay. He is going. Bakın arkadaşlar. Peki bir yönelme var mı? Bakın var. Ankara'ya. Okay. He is going to arkadaşlar bakın. He is going to. Bakın Ankara. Ankara arkadaşlar. Burada çok önemli bölüm var bakın arkadaşlar. O da bakın ziyaret etmek için arkadaşlar. Okay. Ziyaret etmek için. Bakın. Her zaman bakın make mark için, make mark için arkadaşlar her zaman bana neyi verir? To, work one kuralını verir arkadaşlar. Bu kuralı hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın make mark için her zaman bana to, work one yani to'dan sonra fiilin birinci haline verir. Yani cümle yazıyorsunuz aynı şekilde he is going to Ankara bakın diyorum ki annesini ziyaret etmek için bakın make mark için yani to. Bakın ziyaret etmek fiili visit. Okay, to visit arkadaşlar onun annesi bakın. Okay. Onun annesi. Bakın burada onun var mı arkadaşlar? Yok. Ama benim ne yapmam gerekiyor? Kendim buradan arkadaşlar o payı çıkarmam gerekiyor bakın. İlla size böyle oynamak gerekmiyor yani. Annesinin ama kimin annesi? Onun annesi. Yani his mother arkadaşlar diyorum bakın. He is going to Ankara. To visit his mother. Peki zaman var mı? Var bakın arkadaşlar. Ve now diyorum. Cümlemi bu şekilde arkadaşlar bitiriyorum. Bakın demek ki make mark için arkadaşlar. Bu da çok önemli bölüm. To work one'ı hiçbir zaman arkadaşlar karıştırmayacaksınız. Bakın yani için diyorsam arkadaşlar burası for. Bakın burası for. Burada fiil yok. Bakın make mark için to work one. Yani bir aktivite bir hareket varsa to work one. Sadece için for kullanıyorsunuz. Okay. Evet. Bir diğeri. Kuzenim şu an dans etmiyor cümlesi arkadaşlar. Okay. Kuzenim şu an arkadaşlar dans etmiyor cümlesi arkadaşlar. Yor diyorum bakın ne yaptım ing. Hem de götürdü continuous'a. Peki kim dans etmiyor arkadaşlar? Kuzenim arkadaşlar. Kimin kuzeni? Benim kuzenim. Yani my cousin arkadaşlar. Okay. My cousin. Bakın kuzenim. Kuzenim şu an dans etmiyor diyorum. Cümlem olumlu olumsuz soru arkadaşlar. Bakın negatif cümle. Yani yardımcı fiil yapacağım arkadaşlar. Yardımcı üzerinden not koyarak cümleyi olumsuz hale getireceğim. My cousin. Bakın tekil arkadaşlar is diyorum. Bir de olumsuz cümle not yapıyorum. My cousin is not. Bakın arkadaşlar ne var? Dans etmiyor diyorum. Bakın. Peki ne dedi dans İngilizcesi? Dancing arkadaşlar. Okay. Dancing. Bakın normalde burası kadar dance'tir. Okay. Buna ing gelse bakın ing gelse zaman e gidiyor. Onun yerine arkadaşlar ing koyuyorsunuz. Yani bir daha sesli harf varsa bakın. Bir daha sesli harf buraya gelmiyor. Orada bakın ne kalkıyor? E kalkıyor. Onun yerine ing geliyor. My cousin is not dancing arkadaşlar. Peki yer var mı? Yok. Peki zaman var mı arkadaşlar? Var bakın. Şu an yani now koyarak cümleyi arkadaşlar tamamlıyorum. Okay. Ve son cümlemiz. Sevgilim için mektup yazıyorum. Okay. Sevgilim için mektup yazıyorum cümlesi arkadaşlar. Bakın hem bir your görüyorum. Arkadaşlar bana ne götürüyor? ING. O da present continuous'ten sağlıyor arkadaşlar bana. Peki yazan kim? Yazıyorum bakın. Ben arkadaşlar yani I.
Ondan sonra bakın bir tane em hemen gelmek zorunda kal yardımcı fiil. Peki olumlu olumsuz soru? Ya bakın pozitif yani olumlu cümle var. Demek ki not'a bir ihtiyacım yok. I am arkadaşlar bakın şimdi ne var sırada? Bakın yazmak kanka fiili var. Ve fiilin sonuna ne yapacağım? ING'e koyacağım. Sizin yazmak kanka bakın İngilizce arkadaşlar write. Okay, write. Ben buna bir tane ING'e gittiğiniz zaman ne olacak burası? Writing olacak. Bu oldu mu? Olmadı. Bak çünkü bak bu da sesli. Bak bu da sesli. O zaman ne yapıyorum? Sesliyi siliyorum. Direkt ING'i buraya koyuyorum bak. O zaman ne oluyor? I am writing arkadaşlar. Bakın sevgiye bakın için diyorum. Eğer bakın için varsa ne oluyordu cümlenin? Son bölümüne geliyordu. Zamanla geçemeden önce veya yerden önce geliyordu. I am writing arkadaşlar bakın. Ne yazıyorum? Mektup arkadaşlar. Peki mektup tekil mi? Çoğu bir nesne midir arkadaşlar? Tabii ki tekil. Bakın ama yukarıda bir var mı arkadaşlar? Bir yazma ben koymak zorundayım bakın tekil olduğu için. Okey. Burada koyamış ama ben İngilizce yazmak zorundayım. I am writing a. Arkadaşlar bakın ne yaptım? Bir yaptım. I am writing a mektup arkadaşlar. Letter. Sizin burada neydi arkadaşlar? Object yani nesneniz. I am writing a letter. Arkadaşlar bakın yazıyorum. Sevgilim için arkadaşlar. Ne yapıyorum? İçini başa alıyorum. For. Bakın arkadaşlar. Kimin için? Sevgilim. Kim sevgilisi? Benim. For my darling arkadaşlar bakın. Darling ne demektir arkadaşlar İngilizce'de? Sevgili manasına gelir. Okay. I am writing a letter for my darling. Peki zaman var mı? Yok. Yer var mı? O da yok. O zaman ne yapmak zorundayım? Cümleyi geri kalan boş bırakıyorum. Bu cümle tamamlanıyor. Any questions? Any problems? See you other lesson then. Thank you for listening to me.